İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Haftayı kapatıyoruz. Haftayı kapatırken Borsa İstanbul'da yön aşağıda şu an itibariyle 10.400 puan seviyesinde. Muhtemelen son 10 dakikada yeni satışlar da gelebilir ve 10.400'ü kırabilir. 10.400'ü kırdığı takdirde pazartesi gününden itibaren borsada çok inişli çıkışlı bir seyir olabilir. Çok volatil bir döneme girebiliriz. Bu bakımdan bugün itibariyle uyarımızı yapmış olalım. Bugün ana haberde birinci bölümde Hakan Yağlı bizimle birlikte olacak. CNA Grup Yönetim Kurulu Başkanı. CNA Grup, hidrojenle çalışan gemiler üzerine ihtisaslaşmış bir firma. Hidrojen şu anda dünyada yeryüzünde bilinen en temiz enerji. Ondan daha temiz bir enerji yok. Temiz ve düzenli bir enerji, regüler bir enerji. Yani süreklilik arz eden bir enerji. Güneş enerjisi tabii ki temiz, rüzgar tabii ki temiz ama rüzgar ve güneşin sürekliliği yok. Rüzgar varsa enerji var, güneş varsa enerji var ama hidrojen enerjisi sınırsız bir kaynağa tabi olarak her zaman üretilebilecek durumda. Artık dünyada hidrojenle çalışan otomobiller, hidrojenle çalışan uçaklar ve hidrojenle çalışan gemiler dönemi başlıyor. Bununla ilgili çok önemli şeyler konuşacağız. Birazdan Hakan Yağlı ile bakalım sektörde durum nereye doğru gidiyor. İkinci bölümde Nagihan Yılmaz gelecek. Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Temiz enerjiden dönüştürülmüş enerjiye giden bir yolculuk yapacağız. Bütün her türlü ürünü, kullandığımız her şeyi dönüştürmek mümkün. Her şeyi son ürün haline gelmeden önce bir kez daha ya da binlerce kez kullanabilmek mümkün. Örneğin bir kağıdı 10 kez kullanabilme imkanımız var. Bir plastiği sonsuza kadar kullanabilme imkanımız var. Bütün bunlar ortadayken ve bütün bu imkanlar varken biz her şeyi çöpe atarak ya da çöpten kaybettiğimiz değerleri seyrederek aslında yaşıyoruz. Bütün bunları konuşacağız. Acaba neleri nasıl dönüştürebiliyoruz? Türkiye dönüştürme sınavında neden başarılı olamadı ya da olamıyor diye soracağız. Neler var? Bugün itibariyle gelen önemli bir haber var. JP Morgan, Amerika'nın en büyük bankalarından Türk tahvilleriyle ilgili ağırlığını artır seviyesini yükseltti. Yani Türk tahvillerine biraz daha girmeniz gerektiğini söylüyor. Türk tahvillerinin giderek değerleneceğini ve getirisinin artacağını ifade ediyor. Ayrıca JP Morgan, Türk lirasıyla ilgili yıl sonu beklentisini de bu arada 36'dan 35.5'e çekti. Yıl sonu itibariyle JP Morgan'ın beklentisi 35.5 lira civarında dolarla ilgili. Merkez Bankası uzun bir aradan sonra, 4 yıllık uzun bir aradan sonra swap hariç rezervde pozitife döndü. Dün hatırlayacaksınız son seans programında Hakkı Öztürk Hoca ile konuştuk ve yarından itibaren Türkiye'nin swap hariç net rezervde pozitife döneceğini bekliyorum demişti. Nitekim bugün gerçekleşti ve bugünkü Merkez Bankası kayıtlarına, rakamlarına, verilerine baktığımızda artık bunun gerçek. Şu anda sıfır seviyesindeyiz ama yavaş yavaş yukarı doğru geleceğiz. Elbette rezerv biriktirmemiz bazı maliyetleri beraberinde getiriyor. Rezerv biriktirirken aynı zamanda Türk lirası harcıyorsunuz. Türk lirası harcadığınız için enflasyon giderek tırmanışa geçiyor ve bütün ikisi kısır döngüye girdiği için de sonuçta nereye varacağını bilemediğimiz bir sürecin başındayız aslında. Olumlu gibi görünen ama olumsuzlukları da beraberinde getiren bir süreçten bahsediyoruz. Ama olsun, her şeye rağmen swap hariç net rezervimiz artık eksi değil dün itibariyle. Geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız eksi 5.1 milyar dolardı ve dün itibariyle bilançolara giren rakamlara baktığımızda sıfırın üzerine çıktık. Artık pozitif bölgedeyiz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Malezya Hava Yolları'yla IC Holding, İbrahim Çeçen Holding arasındaki işbirliği sona erdi. Bu uzunca bir süredir konuşulan bir konuydu. Bugün somutlanmış oldu. Ayrıntılarını belki önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıdığı biçimiyle sizinle paylaşacağız. Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekteki büyüme rakamı açıklandı. Büyüme rakamımız beklentinin üzerinde geldi. Ancak büyümenin önemli ölçüde iç tüketimden kaynaklandığı ortaya çıktı. Ne demek bu? İçeride tüketerek, yani günlük alışveriş yaparak, tüketimi canlandırarak, canlı tutarak bu büyümeyi sağladık ama ihracatın katkısı çok az, sıfıra yakın. İthalatın katkısı da az çünkü ithalat da geriliyor bu arada. Turizm gelirleri henüz daha hesaplara girmiş durumda değil çünkü birinci çeyrek itibariyle fazla bir turizm gelirimiz yok. Asıl ikinci çeyrekten itibaren turizm gelirine kavuşmuş olacağız. İkinci çeyrek verisi bence birinci çeyreğe göre çok daha önemli olacak. Onu takip etmemiz gerekiyor. Finansal, parasal piyasalara bakalım. Dolar TL 32.20'de yönü aşağıda.
ve dolar TL uzun bir aradan sonra tıpkı bir sabit kur uyguluyor gibi bir ritim izliyor ve ne yukarı ne aşağı herhangi bir şekilde bir oynaklık göstermiyor. Ancak son 3-4 aya baktığımızda dolar TL'nin gerçek anlamda, yani Türk lirasının dolar karşısında değer kazandığı, görel olarak değer kazandığı bir dönemden bahsediyoruz. Euro TL 35.03'te, yönü yukarıda. Pound TL 41.11'de, yani 41 lira 11 kuruş, o da yukarıda. Frank TL 35.72'de. Frank oldu olacak birkaç zaman içinde, çok kısa bir zaman dilimi içinde 36'yı görecek gibi gözüküyor. Frank şu anda çok hızlı tırmanıyor. Euro-Dolar paritesi 1.0867'de. Euro-Dolar paritesinin 1.09'u görebileceği bir haftaya doğru giriyoruz. Dolar endeksi aşağı doğru hareketli. 104.43, yani 104'ün kırarsa 103'e doğru gelir ki bu dolar açısından son derece zayıf bir performans. Ancak Euro'nun da çok fazla değerlenmesini istemiyor Avrupa Birliği üyeleri. Altın 2.343 dolarda, yönü yukarıda, bugün iyi geçirdi. Gram altın, ons altından değer alarak ya da destek alarak 2.427 liradan şekillendi, yönü yukarıda. Brent petrol 82 dolar 2 sent yukarı doğru hareketli. NYMEX'te de benzeri bir durum var. 78 dolar 13 sent. Amerikan Batı tipi Texas petrolü yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Aradaki fark yaklaşık 5 dolar civarında iki petrol arasında. Baltık Dry Endeksi, Baltık Kuru Yük Endeksi 1801 puanda 0.61 değer kazandı bugün itibariyle. Bitcoin'de de benzeri bir tablo vardı ama Bitcoin akşam saatlerinde aşağı doğru inmeye başladı. 3794 dolarda ve 0.10'luk bir kayıp vardı. Şimdi onu telafi etti. Tekrar yukarı doğru çıkıyor. Bitcoin'i muhtemelen önümüzdeki hafta 4000 doların üzerinde göreceğiz. Ve Borsa İstanbul biraz sonra kapanış rakamını göreceğiz. 10400 puan seviyesindeyiz ve muhtemelen iyi bir kapanış yapamayacak gibi gözüküyor. Son 10 dakikada yeni alımlar gelmediği takdirde. Ekonomisi birinci çeyrekte %5.7 büyüdü. İyi bir rakam. Pek çok sıralamada Türkiye'nin pozisyonunu aslında belirleyecek bir rakam ama büyümenin kalitesine baktığımızda çok iyi olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin büyümesi iç tüketime dayalı olarak, gündelik tüketime, hane halklarının tüketimine dayalı olarak bir büyüme gerçekleştirdik. Elbette büyümenin daha çok dış kaynaklardan gelmesini arzu eder bütün ülkeler. Yani ihracattan, turizmden ve diğer kaynaklardan. Fakat Türkiye'ye baktığımızda büyümenin yaklaşık 1/10'luk bölümünün, hatta 1/10'luk bölümünün şu anda inşaat sektöründen geldiğini görüyoruz. Gayrimenkul sektöründen de yaklaşık %2-2,5'luk bir katkı var. Dolayısıyla inşaat ve gayrimenkulü bir araya getirdiğimizde büyümenin önemli kalemlerinden birini inşaat ve gayrimenkulün oluşturduğunu görüyoruz ki Türkiye inşaat ve gayrimenkulle büyüme stratejisini uzun bir süre devam ettiremez. Kripto düzenlemesinde sona doğru geliniyor. Artık bir yasa çıktı biliyorsunuz. Bu yasanın uygulamaları halinde kripto piyasasında 100 milyon lira bir gelir bekleniyor. Türkiye'deki kripto piyasasının büyüklüğünün 7.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Ve şu anda kripto piyasasında 21 milyon alıcının ya da müşterinin bulunduğu biliniyor. Ve bir başka haberimiz var. OYDER, Otomotiv Yatırımcıları Derneği, otomotiv sektöründe 40 bin kişi işsiz kalabilir diyor. İşsiz kalmanın sebebi şu, otomotiv distribütörleri ve fabrikalar galerileri ya da tüketicileri ya da toptan satış yapan işletmeleri sıkıştırıyorlar. Stok maliyetlerine katlanmalar bakımından. Stok maliyetleri bildiğiniz gibi hem enflasyonun yüksek olduğu ortamda hem faizlerin yüksek olduğu ortamda ek bir yük getiriyor. Bu da kar marjlarını aşağı doğru çekiyor. İşte bu duruma daha fazla katlanamayız diyor otomotiv yöneticileri. Şehirler arası otomobillerde emekliye %20 indirim, resmi gazetede yayınlanan bir haberle, daha doğrusu bir kararla emekliler bundan beri emekli olduk hani ibraz ettikleri takdirde otobüslerden %20 indirimli yararlanacaklar. Bu muhtemelen hem otobüs sektörü, yani şehirler arası otobüslerin müşteri kaybetmesinden kaynaklanan bir durum. Oraya müşteri çekebilmek için düzenlenmiş bir aslında kurgudan ibaret. Avrupa Birliği Euro bölgesi enflasyonu beklentileri aştı ve Mayıs ayında %2.4'ten %2.6'ya yükseldi. Beklenti %2,5 seviyesindeydi.
Evet, Borsa İstanbul tahmin ettiğimiz gibi 10.400 puandan kapattı. 10.400'ü kırmadı ama 10.400'ün hemen üzerine fark etmiş durumda. 0.77'lik bir kayıp var. 10.400 kritik bir seviye. Burayı kırdığı takdirde 10.100'e kadar gidebileceğini tahmin ediyoruz. Oradan da elbette umarız olmaz ama tekrar 10.000'in altındaki bir seviyeye geldiği takdirde Borsa İstanbul yeniden bütün kazanımlarını kaybetmiş olacak gibi gözüküyor. BIST 30'a bakalım. 10.409 puandayız. Orada da %1.20'lik kayıp var. %1'in üzerinde bir kayıp var. Bankacılık endeksi bugün adeta büyük bir sınav verdi. Önce çok yukarı doğru geldi. Sonra akşam saatlerinde aşağı doğru geldi ve böylece BIST 30'daki kayıp da %1.20'ye çıkmış oldu. BIST 500 11.741 puanda 0.85'lik bir kayıp da burada kendini gösteriyor. Evet, yeryüzünün şu anda bilinen en temiz enerjisi hidrojen. Diğer enerji türleri de elbette temiz ve yenilenebilir ama hidrojen enerjisi kadar temiz bir enerji yok. Hidrojen tabii şu anda henüz fiili olarak pek çok alanda henüz kullanım alanına girmiş durumda değil ama ileride pek çok otomobillerde, trenlerde, uçaklarda ve pek çok alanda hidrojen enerjisini göreceğiz. Güneş yenilenebilir bir enerji kaynağı ama sürekliliği yok. Rüzgar da öyle, orada da süreklilik yok. Nükleer enerjinin pek çok riskleri var ama o da temiz bir enerji olarak kabul ediyor. Hidroelektrik santral enerjileri yani hidro enerjiler de temiz enerji ama orada da işte suyun debisine bağlı ya da barajların dolmasına bağlı. Bütün bunlar bir gün eğer hayatımızda olmazsa bütün bunları ikame edecek bir enerji var. O enerji hidrojen. Şimdi hidrojen enerjisiyle gemilerin kullanımı ya da gemilerin yönetilmesiyle ilgili süreçler artık dünyada deneysel olmaktan çıktı, artık kullanıma girmiş durumda. Bunları konuşabileceğimiz bir isim var. Hakan Yağlı bizimle birlikte. CNA Grup Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ne demek? Biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum Hakan Bey. Kendinizi tanıtırsanız. Şimdi Hakan Yağlı kimdir? Evet. Hakan Yağlı 1973 Muş Bulanık doğumlu bir insan. Evet. İstanbul'da yaşamaktayım. CNA Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktayım. Grubumuz bünyesinde AYN'e, hidrojenle yürüteceğimiz geminin temellerini oluşturduğumuz AYN şirketimizle hareket etmekteyiz. CNA şu anda kuruluş amacında finansal yatırım danışmanlık şirketi olarak kuruldu.
Burada gemicilik sektöründe finansal hizmetler verirken dünya gemiciliğinde büyük boşluğun olduğunu görmüş olmamızdan mütevelli gemicilik alanına yöneldik ve üniversitelerimizde çok önde gelen akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı bir araya getirerek Piris Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ziya Söğüt Hocamızın başkanlığında Yeşil Gemi Projesi'ne başladık. Peki. O zaman CNA'nın ortaklık yapısını anlatmanız, daha doğrusu bu kurulumun ortaklık yapısıyla ilgili bir şeyler anlatmanız istiyorum. CNA'nın ortaklık yapısı tamamı %100 hisse olarak bana ait. Tamam. Ancak şu an üretim boyutuna geçme aşamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Emperyal Global şirketiyle bir ortaklık ön imzalamasını yaptık. Ayın 15'i itibariyle Dubai'de ortaklığımızı pekiştireceğiz. Evet. Peki nasıl bir şey yapıyorsunuz? Yani bu hidrojenle çalışan gemi projesi nereden geldi aklınıza? Dünyada örnekleri var biliyoruz ama böyle hani bütün limanlarda her yerde görebileceğimiz bir şey değil. Nasıl çalışıyor hidrojenle? Şimdi bizim hidrojen kullandığımız alan yeşil hidrojen. Evet. Yani hidrojeni de denizden, deniz suyundan üretiyoruz ve temiz enerjiyle üretiyoruz. Yeşil olmayan enerji. Hidrojen de var öyle mi? Tabii ki 3 çeşit hidrojen var. İşte diğerleri daha mı az? Yani kömürü yakarak hidrojen üretilebiliyor. Ya bu olmaz tabii. Ve hidrojen üretimi yaparken doğayı tekrar zehirleyebiliyoruz. Ancak biz yerinde rüzgar enerjisini kullanarak, sürdürülebilir enerjileri kullanarak, yerinde üretim yaparak hidrojeni kullanıyoruz yakıt olarak. Tamamen karbon ayak izini sıfır. Karbon ayak izini ve atığı sıfırlıyoruz bu projeyle. Evet. Peki ama gemiyi anlattın bana. Şimdi ben gemiyi anlayamadım. Bana gemiyi anlatmazsanız ben anlayamam. Yani şimdi diyorsunuz ki tamam güzel temiz enerji yapacağız. Evet yani yemyeşil yapacağız. Ama gemi nasıl hareket? Yani bu geminin kullanımı nasıl olacak? Ne zaman yapacaksınız? Kimlerle yapacaksınız? Kaç tane yapacaksınız? Nerede kullanacaksınız? Ya ben sormamalıyım bunları. Sizin evet, bana bunları ben böyle, anlatayım böyle size. Bir çırpıda anlatmanız ben lazım. Ben size anlatayım. Evet. Biliyorsunuz ki bugün yük taşımacılığında dünyada %90'ını deniz taşımacılığı. Tamam, güzel. Bir yerden tutuyor. Gidiyorsunuz bak. Evet. Yılda 11 milyar tonluk bir taşıma yapılıyor denizcilikte. Evet. Ve bu taşımanın yani dünya çapındaki %90'ı denizcilik taşımasıyla yapılıyor. Bu da taşıma yapılırken fosil yakıtların çevreyi inanılmaz derecede kirletiyor. Sera gazı salınımıyla sürdürülebilirliğin dışında dünyamız öldürülüyor. Ve denizciliğin de bunda çok büyük etkisi var. Sadece sera gazını ön planda tutmuyoruz, aynı zamanda da deniz ekosistemi öldürülüyor. Gemilerdeki zehirli boyalar ve sintine atıkları, sılaç atıkları deniz ekosistemini de öldürüyor. Bizim yeşil gemimizde biz sıfır atık, sıfır karbon projesi kapsamında sürdürülebilirlik içerisinde deniz ekosisteminde koruyoruz. Nasıl koruyoruz? Yapmış olduğumuz yeni bir teknolojiyle deniz gemilerde uygulayacağımız zırh teknolojisiyle denizden denize geçerken zırh kendini yeniliyor ve mikroorganizma taşımıyor. Gemiden oluşan sintina atıkları ve sılaç atıklarını da kapalı devre bir noktada yakarak elde ettiğimiz zehirli gazlardan elektrik enerjisi üreterek gemide kullanıyoruz yapı olarak. Ve IMO'nun, Dünya Denizcilik Birliği'nin 2070'te öngördüğü karbonsuzlaştırmayı biz bugün yakaladık. Yani karbonun ayak izlerini sıfıra indirdik biz. Bunun dışında da... Ama gemiyi hala anlatmadınız, farkında mısınız? Yani gemiyi nasıl yapacaksın, ne zaman yapacaksın? Yaptınız mı, yapıyor musunuz? Biz geminin know-how'unu tamamladık. İşte onu soruyorum. Şimdi, yani bu gemi ortada yok. Evet, gemi ortada yok. Geminin testleri yapıldı. O zaman gemiyi nasıl yapacağınızı bana anlatmanızı istiyorum. Çünkü dünyada deneysel olarak şu anda yapılmaya çalışılıyor. Çok fazla da cesaret edilemiyor. Hatta hidrojenle çalışan otomobil yapımı konusunda da çok tereddütler var. O bakımdan hidrojen çünkü çok kontrol edilmesi zor bir enerji. Bu tereddütlerin kaynağı hidrojenin depolanmasından doğan tereddüt. Tamam, işte onlar, çünkü patlayıcı bir madde. Evet. Biz gemide yerinde üretip yerinde kullanıyoruz. Depolama yok. Anında. Gemi giderken anında üretip hiç mi depolama yapmayacaksınız? Hiç depolama olmayacak. Diyelim ki bitti. Ne yapacaksınız? Deniz yani, biterse hayır deniz işlem biterse de değil. Yani bir üretim prosesinde bir aksama oldu ve bir an hidrojen üretemediniz.
Üretemediğimiz takdirde şöyle bir mevzuat var. Zaten dual motor kullanıldığı için enerji destekli olarak gemi devam edecek yoluna. Durma gibi bir pozisyonu yok. Evet. Bunun dışında 6 tane dediğim gibi yeni teknoloji uygulandı bu geminin üzerinde. Biz geminin ana hatlarıyla ortaya çıkardık. 32 bin deadweight ton bir geminin konsept projesini zaten yaptık. Su testlerine kadar oluşturduk. Şimdi üretim aşamasına geldik. Biz şu anda üretim aşamasını konuşuyoruz geminin. Dünyada yapılmış hidrojenle çalışan gemi var mı şu anda? Üzerinde çalışılan gemiler var ancak hepsi depolama öngörülerek yapılıyor. Biz depolamayı öngörmüyoruz. Peki biz depolama öngörerek çalışan hidrojen gemisi var mı? Şu an Norveç iki tane gemi üzerinde çalışıyor. Yapılmadı henüz. Yapılmadı. Bu o zaman çok zor bir teknoloji. Yani siz bu teknolojiyi nereden, nasıl edindiniz? Bu teknolojiye nasıl kavuştunuz? Yani denizler ülkesi Norveç yapamıyor bunu mesela. Siz nasıl başardınız? Bizim üst tarafımız denizlerle zaman, çevrili. Denizler ülkesi biz. Öyle demeyin. Hayır yok. Onlar Norveçler denizcilikte bizi fersah fersah geçerler. Yani onlar denizcilik yaptığı zaman biz daha tekneleri bile kullanamıyorduk. Yani iş orada, işin o boyutuna girersek başka şeyler çıkar. Ben sadece şunu soruyorum. Yani Norveç'in yapmayı cesaret edemediği şeyleri siz cesaret etmeye başlamışsınız. Biz cesaret ettik, başlamadık, ettik. Ha, tamam, peki işte ne zaman realize edeceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Nerede yapacaksınız gemiyi? Şimdi gemiyi biz Emperial Global, Birleşik Arap Emirlikleri, Emperial Global Enerji ile ön ortaklık sözleşmemizi yaptık. Ayın 13'ünden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde geminin yapım aşamasına başlıyoruz. Burada da ben Emperial Global'ın bana atmış olduğu şeyi okumak istiyorum müsaade okuyun, ederseniz. Buyurun, belki birlikte öğreniriz. Evet. Emperial Global Enerji yenilenebilir enerji yatırımları üzerine uzmanlaşmış Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirket. Evet. Biz de Türkiye'de iyi bir yol kat etmiş bir şirket olarak ortaklığımızı deklare ettik. Emperial Global Enerji yatırım şirketlerinden oluşan Emperial Global, bünyesinde bulunan şirketlerden birisidir ortaklığımızı yaptığımız. Ortaklığın ortaya çıkış konumuysa Emperial Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Bey ve yönetim kurulu üyelerinin yenilikçi Türk teknolojilerine inanmaları sonucunda proje ortaklığı teklifiyle karşı karşıya kaldık ve ön sözleşmelerimizi imzaladık kendileriyle. Yahya Bey bir profesyonel ilişkisi olması sonucu bizim şirketimizde büyük bir güven duyduklarını belirttiler. Bu güven duygusu sonucunda da gizlilik sözleşmesi ve ön mutabakat sözleşmesini imzaladık kendileriyle. Bunun haricinde de Emperial Global Yönetim Kurulu Başkanı ve yenilenebilir enerji sektöründe uzmanlaşmış ekibinin bu teknolojiyi incelemiş olup resmi olarak finansını sağlama konusunda bize eloy mektubunu ilettiler. 200 milyon euro finansı sağlayacakları eloy mektubunu ilettiler bize. Çünkü kendi ekipleri bizim projemizi inceleme sonucunda ortaklık kanaatine vardıklarından dolayı. Bundan sonra da proje öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlatılacak. Sonrasında dünyanın diğer bölgelerinde 4 bölgede proje hayata geçirmeye başlayacak. Uzak Doğu'da, Avrupa'da, Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olmak üzere. İşimizin kolaylaştırılması için hükümetin yeşil enerji dönüşümüne katkıda bulunmak üzere projenin uygulanacağı hükümet düzeyinde tam bir işbirliği olacak. Kendileriyle burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde hükümette projemizin içerisinde yer alacak. Biz bunun IMO, Avrupa Birliği tarafından yeşil enerji çok desteklendiğini kendilerine iletmiş olmamıza rağmen tamamen finansı kendilerini karşılayacağını belirtip bizim eloyimizi gönderdiler ve ayın 12'sinde de ortaklığın ana sözleşmelerini imzalamak üzere Dubai'de olacak. Peki Dubai'deki ortağınız sizde ne gördü de sizinle iş yapmaya karar verdi? Yani onlar sizin dışınızda bir partnerle bu işi yapabilecek durumda değiller miydi? Mümkün değil. Öyle mi? Çünkü nedir mesela? Hidrojen teknolojisinde... Sizin vazgeçilmezliğinizi sağlayan nedir? Şöyle, hidrojen teknolojisinde bizim grubumuzun, hocalarımızın, akademisyenlerimizin aldığı yola şu anda dünyada kimsenin ulaşma şansı sıfır diyebiliriz. Sıfır diyorsunuz. Yani çünkü biz bu görüşmeleri EBRD ile de yapıyorduk. Finans noktasında EBRD ile de önümüz açılıyordu. Diğer başka kuruluşlarla da. Çünkü projemize herkes inanıyor, projemize herkes güveniyor.
Peki, biz de inandık, güvendik ve başladık. Nerede yapacaksınız? Hangi Birleşik tersanede? Arap Emirlikleri'nde. Orada yapacaksınız. Cebel Ali'de. Bizim buradaki bir tersanede yapabilme durumunuz var mıydı? Bizim burada o noktaya girmedik çünkü gemiyle beraber biz tersaneyi de 5. nesil tersane olarak öngördük. Tamamen zinciri yeşil üzerine kuracağımız için ondan dolayı orası daha uygun geldi. Alan olarak da, yapı olarak da. Peki kaç gemi yapacaksınız? Ne kadar zamanda ve kaç tonluk gemiler olacak bunlar? Şimdi siparişe göre tabii değişecek tonajları. Ama biz ilk prototip gemimizi 32 bin deadweight ton, handysize özellikli bir kuru yük gemisi olarak planladık. Ancak şu anki yüzen gemilerin 60 bin tanesi kadar 50 yaşın üzerindeler. Evet. Bu da bu gemilerin 2030'da atıl duruma çıkmalarını öngörüyor. IMO'nun kuralları gereği. Tamam. Atıl duruma çıkmadıkları zaman karbon emisyonunun çok fazla olmasına dolayı Avrupa limanlarına giremeyecekler. Evet. Bu pazarı da CNA ve Imperial Global domine edecek. Yani o eski gemileri alıp dönüştürüp onları hidrojenli gemiye mi dönüştüreceksiniz? Onlar atıl olacaklar. Atıl olacak. Biz sıfır gemilerle pazara sıfır gemi. Gireceğiz. Şu anki gemilerin %60'ı dönüşümde kullanılabilirken bizim gemimiz %100 olarak dönüşümde de kullanılabilecek. Peki. Son olarak Piri Reis Üniversitesi'nden nasıl bir çalışma desteği aldınız, neler yaptınız? Nasıl bir bilimsel Şimdi, yaklaşım? Burada çözüm ortaklarımız sadece Piri Reis Üniversitesi değil. 80 tane kadar hocamız çeşitli üniversitelerden katıldı bu projeye. Piri Reis Üniversitesi rektör yardımcımız projemizin başkanı. Evet. Ancak Afyon'dan var, İTÜ'den var, Yıldız Teknik'ten var, İzmir 9 Eylül'den var, Kanada'dan var, Almanya'dan var, çeşitli hocalarımız var. Hepsi ayrı alanlarda çalıştı. Biri rüzgarı çalıştı, birisi kabuğu çalıştı, birisi motoru çalıştı, biri dozajlamayı çalıştı. Her hocamız kendine münhasır alanında üst düzeyde çalışmalarını tamamladı. O zaman ciddi bir ekip çalışması gerçekleştirmişsiniz. 26 tane profesör, 80 kadar da akademisyen. Peki yatırım maliyeti ne oldu? Mesela bu geminin prototip maliyeti bugüne kadar ne harcadınız? Şu güne kadar harcanan 13 milyon avro civarında. Hayata geçiş rakamı ise 55 milyon avro. 55 milyon avro. Peki şirketin değerlemesiyle ilgili nasıl bir şey bekliyorsunuz? Yani hayata geçtikten sonra nedir şirketle ilgili değerlemeniz? Artık onu ekonomistlerimiz düzenleyecek. Onu ben düzenlemeyeceğim. Onu ekonomistlerimiz, danışman şirketlerimiz mevcut. Onları değerlendirmelerini yapıyorlar. Peki. Çok teşekkürler Hakan Bey. Kalkmayın lütfen. Hakan Yağlı ile konuştuk. CNA Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi çok kısa bir ara.
Evet, temiz enerjiyle başladık ve geri dönüştürmeyle devam edeceğiz. Geri dönüştürme konusunda Türkiye'nin geldiği noktayı aslında işaret etmek lazım. Türkiye geri dönüşüm konusunda benzer ülkelerle, kendisiyle aynı ligde olan ülkelerle ne yazık ki aynı yarış ve rekabet koşulları içinde değil. Bu halk bilinciyle ilgili. Çünkü insanlar geri dönüştürme konusuna çok sıcak bakmıyorlar. Yani geri dönüştürmüş ürünlerle elde edeceğimiz kazanımların çok büyük olduğunu. Hatta bugünkü gayri safi hasılamızın yaklaşık %15-20'sini sadece geri dönüştürmüş ürünleri yeniden hayatımıza döndürdüğümüz takdirde kazanabilecek durumdayız. Bir kağıdın 10 kez, bir plastiğin yüzlerce kez geri dönüştürülebildiğini hatırlamamız lazım. Bir metalin keza yüzlerce kez geri dönüştürülebildiğini hatırlamamız lazım. Bunları yaptığımız takdirde hem o metalleri, o emtiayı yeniden kazanacağız ama bu arada geri dönüştürmüş ürünlerden enerji elde etme imkanı da olacak. Bütün bunları konuşabileceğimiz bir konuğumuz var. Nagihan Yılmaz bizimle birlikte Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Nagihan Yılmaz kimdir? Önce kendi kişisel kariyerini, sonra derneği anlatmanızı isteyeceğim. O sonraki iş. Okey. Nagihan Yılmaz, Sakarya Karasu doğumlu. İki çocuk annesiyim, evli ve iki çocuk annesiyim. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra da açıkçası hep geri dönüşüm sektöründe çalıştım. Yani 19 yıldır aslında geri dönüşüm mesela, içerisindeyim. Nerelerde, hangi şirketlerde çalıştınız? Öncelikle Dilovası'nda bitkisel atık yağdan biyozer üreten bir şirkette çalıştım. Güzel yerden başlamışsınız. Evet. Daha sonra Bursa'da Karacabey'de yine aynı şekilde bitkisel atık yağdan biyozer üreten bir şirkette çalıştım. Sonra bir sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Türkiye genelinde bitkisel atık yağların toplanması, onun koordinasyonunun yapılması ile alakalı yaklaşık 12 yıl boyunca dernekte sivil toplum kuruluşunda faaliyet gösterdim. Sonrasında da kendi şirketimi kurdum 2020 yılında. DG Doğru Geri Kazanımı kurdum. Şirketinizin esas iştigal alanı neydi? Yine şu anda bitkisel yağlar evet, yoksa? Şu anda sadece bitkisel atık yağların toplanması ve depolanması alanında çalışıyoruz. 3 tane geri kazanım firmasıyla çalışıyoruz bu alanda. Toplamış olduğumuz atık yağları 3 tane geri kazanım firmasına sevk ederek onların biyozer üretim ham maddelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda Ankara Çubuk'ta bir ATY tesisi kuruyoruz. Atıktan türetilmiş yakıt atıktan tesisi. Atıktan yakıt yapıyorsunuz. Aynen. Bitkisel atık yağlarını toplamış olduğumuz işte restoranlara, otellere, işletmeleri açıkçası diğer atıkları ile ilgili, kontamine olmuş atıkları ile ilgili, geri dönüştürülemez atıkları ile ilgili hizmet vermek üzere mesela bir tesis kompost kuruyoruz. Üretimine katkıda bulunuyor musunuz? Yani kompost üretimi yapmayacağız o tesiste. Organik atıkların yani belediye atığı kategorisinde geçiyor onlar ve belediye tarafından toplanıp belediye çöplüklerinde ki şu an açıkçası belediye çöplüklerinde... Hep bunları yakıyorlar biliyorsunuz değil mi Nagihan Hanım? Yani mesela komposta dönüştürmek ya da işte funda toprağına dönüştürmek gibi ya da gübreye dönüştürmek gibi oraları es geçiyorlar. Bakıyorum mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de havalimanı yolunda kocaman bir geri atık dönüşüm tesisi var. Yakma tesisi, evet, bildiğiniz fırın. Yani fırında bir şey yakıyorsunuz, o yaktığınızdan elektrik elde ediyor. Ama sizin yaptığınız çok olağanüstü bir şey. Yani atık yağlardan enerji elde etmek, biyodizel elde etmek bambaşka bir şey. Yani yakarak, elbette oradan da bir enerji çıkıyor. Evet. Ama yakarak elde ettiğimiz enerji aslında doğaya bir şekilde biraz daha zarar vererek onu bertaraf etmekle ilgili olabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle aslında orada da bir biyogaz üretimi var ve aslında biyogazı yakarak, üretilen tabii. biyogazı yakarak yani enerji önce üretimi katı atı var. Yakıyorlar, ondan biyogaz üretiyorlar. Aynen. O biyogazı da işte enerji üretiminde kullanıyorlar. Biz ne yapıyoruz? İşte restoranlardan, işletmelerden, bazen hanelerden, anlaşmalı olduğumuz belediyelerdeki hanelerden bitkisel atık yağları toplayarak bunları biyodizel üretiminde kullanılmak üzere geri kazanım tesislerine yönlendiriyoruz. İşte biyodizel nedir? Biyodizel bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Tabii. Ve Türkiye'de de şu anda binde 5 oranında petrol dağıtım firmaları tarafından mazotun içerisine katma zorunluluğu var. Tabii. Yani aslında siz dizel bir araç kullanıyorsanız sizin kullanmış olduğunuz aracın içerisinde bizlerin toplamış olduğu atık yağlardan üretilmiş biyodizel var. Aslında siz de bilmeden belki çevreye, doğaya katkı sağlamış oluyorsunuz. Biz bu alanda faaliyet gösteriyoruz ve bu derneği alanda de biraz anlatırsanız, evet. Derneği nasıl kurdunuz? Derneği kaç şöyle, üyesi var? Daha çok hangi sektörler katılıyor? Dernek daha çok yeni açıkçası. Ne kadar ben, oldu? Platform olarak başladık. Dönüştüren Kadınlar platformu olarak başladık geçen yıl Mayıs ayında.
Bütün üyeleri kadın mı? Bütün, erkek üyelerimiz de var. Evet, aynen. Erkek üyelerimiz de var. Hatta genel sekreterimiz erkek. Aslında bir kadın erkek ayrımından bahsetmiyoruz orada. Bizim yaklaşımımız şu dönüştüren kadınlarda. Dönüşümün kadından başladığını yansıtmak istiyoruz. İşte evi dönüştüren, tarımı dönüştüren, gıdayı dönüştüren, çocuğu dönüştüren ve eşini dönüştüren kesinlikle bir kadındır. O nedenle dönüştüren kadınlar demek istedik ve kadınların aslında bu tüketim çılgınlığında işte sıfır atıktan bahsediyoruz. Sıfır atığın mantığı nedir? Aslında kaynağını da azaltmak, yani tabii, atığı azaltmak. Atığı nasıl azaltacağız? Aslında tüketimimizi azaltarak. Yani daha doğrusu tüketimimizi kendi ihtiyacımız olan seviyelere indirerek azaltacağız. Öncelikle bundan başlamalıyız. Kendi ihtiyacımız olanı almalıyız. Fazlasını tüketmemeliyiz. Çünkü bunların hepsi bir kaynak israfı. Tükettik, atık oluştu. Atıkları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? İşte kaynağını da ayrı toplamamız lazım. Şimdi biz ne yapıyoruz? İşte ayıranlar vardır muhakkak ama nereye vereceklerini bilmiyorlardır. Evet, doğru, tabii. Maalesef. Başvuru kaynağı çok önemli. Aynen o şekilde. Mesela biz kaynağını da ayrı toplayın atıkları diyoruz. Ambalajınızı, kağıdınızı, plastiğinizi, işte organik atığınızı, nitelinizi, tabii. Aynen, evinizden çıkan elektronik atıklarınızı, pillerinizi ayrı toplayın ki bunlar bir kıymete dönüşsün. Maalesef hepsini bir arada aynı çöpe tıktığımız zaman işte belediyelerdeki yakma tesislerini görüyoruz. Ama bunların hepsi ayrı ayrı birer değer. Plastiğinizi ayrı değerlendirdiğinizde farklı bir yerde geri dönüşerek aslında işte belki parklarda yürüdüğünüz yürüme yolları olacak. Evet. İşte kağıdınızı ayrı topladığınızda tekrar önünüze gelip o kağıttan tekrar üzerine yazı yazabileceksiniz, kitap okuyabileceksiniz gibi gibi şeyler var, geri dönüşüm ürünleri var. Birbiriyle olan farkını mesela gittiğinizde yani çöp evet, toplama biçimine bakarak çok net biçimde ortaya koyabilirsiniz. Görüyoruz, yani evet, bir ülke uygarlık yolunda çok ileri seviyedeyse çöp kutuları şöyledir. Mesela 6 tane yan yana çöp kutusu koyar. Sert plastik, yumuşak plastik, sert kağıt, yumuşak kağıt, ahşap, metal, evet, alüminyum falan diye ayırır böyle. Ben mesela Güney Kore'de 6 ayrı çöp kovasının yan yana bulunduğu yerler gördüm. Yani her yerde böyle. Dolayısıyla orada atı geri dönüştürürken yani sert kağıtla yumuşak kağıdı ayrı poşetlere atmanın bir anlamı var mı? Var. Yani şu kağıtla bir karton ya da bir işte ambalaj malzemesinin aynı potada erimesi mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün ama çok verimli sonuçlar çıkarmıyor. Evet. Yani bu beyaz kağıdın tek başına eritilmesi lazım. Karton malzemenin de ayrı eritilmesi lazım. Plastikte de mesela poşeti eriten potayla işte bir arabanın tamponunu eriten potayı aynı yerde mütalaa ettiğiniz zaman orada da istediğiniz sonuçlar olunamıyor. Bunu mesela bir ülkede geri dönüştürme konusunda başarılı olup olmadığını anlamak için çöp toplama yaklaşımına bakmanız yeterli. Aynen. Türkiye'de çöp toplama şu anda tek poşette. Her şeyi tek poşetin içinde evet, yapıyoruz. Afganistan'da da böyle, Pakistan'da da böyle. Yani o zaman bizim çok fazla bir farkımız kalmıyor. Nasıl bu bir bilinç kazanacağız? Burada tabii size değil de sorum, yani genel olarak halka soruyorum. Nasıl bir bilinçlenme olmalı ki biz atığımızı doğru dışarı atalım ve o atıktan da geri dönüşüm imkanıyla yeni ürünler kazanabilirim. Şimdi şöyle hani böyle gelişmiş yani bu konuda gelişmiş ülkelere baktığımızda aslında ödül ve ceza yan yana eşleyen bravo, bir süreç. Evet. Yani nasıl bir ödül var? Siz atığınızı topluyorsunuz, onun karşısında bir işte bir depozito alıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz. Ayrı toplamadığınızda da bir cezası var. Yani yanlış konteynere attığınızda atığınızı bu tespit evet, ediliyor ve size bir böyle ceza kesiliyor. Evet, büyük cezası var. Aynen o şekilde. Şimdi bizde de işte cezayla değil ödül ve cezanın yine aynı şekilde birlikte yani uygulanması gerekiyor ve bununla ilgili de bilinçlendirme yapılması gerekiyor. Bizde toplamak isteyen var. Yeni nesil bu konuyla ilgili çok istekli ve bilgili geliyor aslında. Çünkü müfredatta da var atıkların işte tabii, değerlendirilmesi, toplanması, kaynağında ayrı toplanması, bunlardan işte enerji türlerinin üretilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi. Bunların hepsini öğreniyorlar. Fakat tıkandığımız nokta nasıl toplayacağız, kim toplayacak, nereye vereceğiz? Evet. Bununla ilgili bir bilinç eksikliği var. Çok soru var. Yani, aynen o şekilde. Şimdi ambalaj atığı diyoruz. Mesela bisküvinin atığıyla işte şey ne bileyim bir pet şişe aynı yere mi girecek? Evet. Bununla ilgili bile bilinç
bilinçsizlik var. Biz dönüştüren kadınlarda açıkçası biraz bunları ele almak ve insanları bu konuyla ilgili bilgilendirmek. Belediyeler mesela bu konuda iyi adımlar atıyorlar. Ben İstanbul Belediyesi'ne bakıyorum. Vallahi bir şey görmüyorum. Ankara'da da görmüyorum. İzmir'de de görmüyorum. Manisa'da, Muğla'da, Afyon'da, Konya'da, Kayseri'de hiçbir yerde görmüyorum. Yani bir belediyenin mesela örnek belediye olarak atıkların geri kazanımı konusunda halkı bilinçlendirip ve sözünü ettiğiniz bu ödül ceza sistemini evet. uygulayarak herhangi bir şekilde bir disipline edici bir çalışma yürüttüğüne tanık oldunuz mu siz? Türkiye'de var mı böyle? Var, böyle belediyeler var. Varsa adını var. Verin. Adını verin Antalya herkes... Muratpaşa Belediyesi. Muratpaşa, Antalya. Antalya'da. Ha, bravo. Biz hem bitkisel atık yağlarla ilgili çalışıyoruz. İşte ödül ve ceza ile çalışıyor. Evet. Komşu kart denilen bir kartları var ellerinde. Çok güzel. İşte hane halkının ve işte ambalaj atığını veriyorsa, bitkisel atık yağını veriyorsa, işte kağıdını veriyorsa ne kadar verdiyse o miktarda hane halkına bir bedel ödüyor. Harika. Hane halkı kartla da gidiyor, alışveriş yapıyor. O kartla alışveriş yapıyor, nakit de çekebiliyor. Bu nedenle biriktiriyorlardı atıklarını. Yani açıkçası hani ekonomik olarak ülkemizin durumu ortada, malum ortada. Sonuçta geri kazanım tesisleri de bunlardan bir gelir elde ediyorlar. İşte toplayanla da paylaşmalı, biriktirenle de paylaşmalı, işte hani vergisi verilmesi gerekiyorsa devletle de paylaşmalı. Bu nedenle bu sistemin çok düzgün ve işler bir şekilde oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Evet, işte yönetmelikler çok güzel bir şekilde çıkartılmış, aksayan noktaları yok mu var. Ama işte sektörde gerçekten çok iyi geri kazanım tesisleri var. Çok iyi toplama organizasyonları var. Bunlar değerlendirilerek çok güzel yerlere taşınabilir. Belki biz biraz önce bahsettiniz işte gayri safi milli hasılanın %10'u geri Tabii. dönüşümle sağlanabilir. Belki bunun da bilincinde değiliz. Biz hep çevreden bahsediyorduk. Çok zengin bir ülke gibi davranıyoruz. Evet. Şimdi biz hani geri dönüşümü anlatırken açıkçası hep çevreden bahsediyorduk. Evet. İşte suyumuzu koruyoruz, toprağımızı koruyoruz, havamızı koruyoruz, karbon emisyonlarımızı azaltıyoruz. İşte bunu yaparken karbon ayak izimize dikkat ediyoruz diye anlatıyorduk. Hani bir yere kadar getirdik. Evet. Sonra dedik ki bunun ekonomisini de anlatmak lazım herhalde ki böyle hani yol gösterecek yani yol açacak insanların. Yani sadece insanların, çevreci evet, yaklaşımla değil. Yani keşke çevreci yaklaşımla yapabilseydik. Keşke. Keşke yapabilseydik. Ama bunun ekonomisini de anlatmak lazım ki insanların kafasında gerçekten burada bir sektör var. Ve bu sektör gerçekten Türkiye'ye bir kazanç sağlayabilir ve biz de bu yoldan farklı şekilde ilerleyebiliriz'i oluşturmak gerekiyor. Biraz artık onları konuşmaya başladık açıkçası. Çevrenin yanında biraz da ekonomiyi konuşmaya başladık. Çünkü toplamış olduğumuz her atık bir ham madde. Kesinlikle. İşte toprağı ürün üretmek için defalarca ekiyoruz ve o toprağı kirletiyoruz. Daha fazla verim alabilmek için gübreyle kirletiyoruz, işte verimini düşürüyoruz. İlaçla kirletiyoruz. İlaçla kirletiyoruz ve istediğimiz ürünü de olamayacağız bir süre sonra. Bu nedenle bizim ham maddelerimiz kıymetli. Bu ham maddeleri doğru değerlendirmek lazım. Atık çıktıktan sonra da aslında bir ham madde üretiyoruz biz. Yani o ham madde bitmiş değil. Bunu enerji üreterek geri kazanabiliriz. İşte gübre yaparak geri kazanabiliriz. Tabii. Ya da işte o ambalaj atığını... Bitki toprağı yapabiliriz. Aynen o şekilde ambalaj atığını yeni ürünlere çevirerek sanayiye ve çevreye katkı sağlayabiliriz. Bunların hepsini aslında kafamızın bir tarafında hep yer alması gerekiyor ve yaşamımızı da buna göre şekillendirmemiz Peki, gerekiyor diye düşünüyorum. Peki siz biyodizel işini nasıl derliyorsunuz? Yani nasıl topluyorsunuz? Ben hakikaten atık yağlarının toplanması işinin de çok zahmetli olduğunu düşünüyorum. Herkes lavaboya döküyor bir defa yani. Hani ben böyle götürüp de atık yağını işte herhangi bir yerde bir atık yağ istasyonuna teslim eden birini görmedim bugüne kadar. Ha şöyle toplu işletmeler yapıyor. Büyük restoranlar, evet. büyük oteller, büyük işletmeler bunlar yapıyor. Orada çünkü büyük bir şey var, gelir var. Yani. Evet. Oradan gelir. Ama evlerde, konutlarda herkes atık yağını lavaboya döküyor. Yani ayçiçek yağını, zeytinyağını, şunu. Çünkü 3 defa, 4 defa eğer kullandıysanız yağın ömrü 3'tür bu arada. 3 evet, kez. 3'ten evet. fazla kullanılmaz derler. Bunu bir yeri gelmiş, yani bir hekim değiliz belki ama 3'ten fazla kez kızartma yağı olarak kullanılan yağ kanserojen. Net. Maalesef, evet. Nasıl topluyorsunuz? Şimdi şöyle, işletmelerle ilgili sorumluluk bizim gibi toplayıcı firmalarda.
Ama hanelerdeki sorumluluk belediyelerde. Evet. O yüzden bizim gibi toplayıcı firmaların hanelerden toplama yapabilmesi için belediyelerle bir anlaşma yapması tabii. gerekiyor. Ve aslında belediyeleri organize etmesi, yani ikna etmesi gerekiyor demek istiyorum. Bu konuda çalışma yapan belediyeler yok mu? Var. İşte geçici mobil atık merkezleri var. Mobil atık merkezlerinin yanında bitkisel atık yağı ile ilgili bölümler de var. Ama sizin de söylediğiniz gibi atık yağı toplamak çok zor. Çünkü çok sıvı zor. Bir atık. Evet, çok zor bir yani iş. Yani oraya dökülebiliyor, işte o bidon taşabiliyor zamanında müdahale etmezseniz. Tabii. İşte çevreyi temiz tutacağız derken çevreyi kirletebiliyorsunuz. O yüzden çok özenli davranmak gerekiyor bitkisel atık yağı toplarken. Ha, bununla ilgili bizim şirket olarak da geliştirdiğimiz projeler var şu anda. İşte daha korunaklı ve daha işte gerçekten insanların bundan ekonomik olarak gelir sağlayacağı bir şey üzerinde çalışıyoruz. Proje üzerinde çalışıyoruz. Belediyelere artık bununla gitmek istiyoruz. Çünkü dediğim gibi hani biz bundan bir gelir sağlıyorsak atığı toplayan da aslında bir onun emek harcıyor ve lazım. Onun da kazanması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu şekilde. Harika. Güzel anlattınız. Vallahi ben çok ikna oldum. Yani şu yaptığınız işi de çok severek yaptığınızı anladım. Evet. Zaten kimya mühendisisiniz. Dolayısıyla yani bu işleri çok iyi yapabilecek bir deneyime ve eğitime de sahipsiniz. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Kalkmayın lütfen. Nagihan Yılmaz'la konuştuk. Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.